Değerli arkadaşlar, yani insanlar böyle bir kargaşa esnasında Hızır Aleyhisselam gelir bana yardım et der. De git dersin, Hızır'ı kovarsın. Veya kargaşa esnasında bir melek gelir senden bir şey ister. Mesela bazı melekler vardır, avun, yardımcı melekler. Senden alır oradaki mazlum, hani yani Hızır gibi yetişti derler ya. Gerçekten Hızır gelir sana der ki ya acil bana 50 lira verir misin? Ya senden alır, o yolda kalmış öbürüne verir onu. Hızır'ın böyle özellikleri var. Sen de onu kovarsın, nasipsiz bir duruma düşersin. Ya şimdilik mi buldu canım, ya isteyecek. O zaman buluyor işte. Kuyuya düşerken geliyor. Tur-i Sina'da geliyor. Yani eli efendim balda, ne, eli yağda neyi balda ne diyorlar ya? Bir eli yağda öbürü de turşuda mı? Ha balda mı? Mübarekler. O zaman gelmiyor yani öyle. Kargaşalarda geliyor. Ondan sonra da efendim böyle durumlar oluyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz anlattı ya. Bir melek geldi. Herkese bunlar oluyor. Bunlar hikaye, Buhari hadisi bu. Bir melek geldi. Adam fakir, muhtaç. Ya dedi ki ya dedi bir dua et dedi, ben de amin diyeyim dedi. Duam tutar Allah'ın izniyle dedi. Melek halbuki ya. Ondan sonra ya dedi benim saçım yok, kelimiş mer. Ondan sonra saçım yok dedi, bir de malım olsun dedi. Rabbim lütfetsin dedi. Aradan zaman geçti, adamın saçları çıktı. Bir mal sahibi oldu. Zenginledi. Bu hadisi unutmayayım. Kel dedim, bir fıkra aklıma geldi. Anlatayım mı? O yanağa bak ya, güzel oluyor diyor. Şimdi adamın biri, senin adın neydi? Ma? La yemek yemedin mi? Sesin çıksın da. Mansur. Nihayet duyduk. Elhamdülillah. Senin adın ne? Alay hocam. Alay. Evet hocam. Tabur değil yani he. Ulan tam çeşit yere gelmişiz ha. Maşallah. Güzel adın ha. Oflu bir imamın ismini taşıyorum hocam. Ha maşallah. İyi. Alay Bey. Allah hayırlı ömürler versin. Güzel isim ha. Alay. Tabur. Maşallah. Şimdi... Alay diyelim ki iş adamı, ondan sonra adam papağan almış, iş yer. Almış papağan, gelenlere hoş geldin beyefendi, hoş geldin beyefendi, hoş geldin, herkese hoş geldin diyor. Ondan sonra hikaye bu ya. Orada da saçı hani kel dedik, oradan aklıma geldi. Şimdi adamın adı da Ahmet neydi? Ondan sonra Ahmet'e diyor, kel Ahmet sen de hoş geldin diyormuş. Yahu Ahmet diyormuş ki o iş adamına, işte diyeyim alaya. Ya bu papağanı öğret. Kel Ahmet hoş geldin, Kel Ahmet hoş geldin falan. Ya dedi ayıp oluyor dedi ya falan. Herkese hoş geldin diyor, bana Kel Ahmet diyor falan. Tamam öğretirim dedi. Adam cömert. Veriyor, ayda bir ziyafet veriyor. La biz duymadık neresiyse orası. Ondan sonra bir ay sonra bir daha herkesi o Ahmet de çağırmış. Şimdi yine papağan hoş geldiniz, hoş geldiniz diyor. Kafayı çeviriyor bakıyor. Ahmet'i görüyor. Şimdi tembih edildi. Kel Ahmet sen hoş geldin demiyor. Şimdi papağan ne diyeyim ne diyeyim. Anlarsın ya. Anlarsın ya diyor. Papağan duymuş muydun bunu? Hayır sana diyorum, duydun mu? Nasıl anlattım ya şimdi. Duymadım diyor. Hocam duyduk desin. Estağfurullah. Şimdi bu melekler adama geliyorlar. Diyorlar ki ne istiyorsun? Allah bana saç versin. Efendim zenginlik, tamam. Bir dua ediyor. Adam birkaç ay sonra adam iyileşiyor. Mal mülk sahibi oluyor. Bu hikaye değil. Sahih Buhari'de ya. Ya onun için arkadaşlar hayatınızın her anında hiçbir ibadeti basit görmeyin. Hiçbir Allah muhafaza günahı da hafife almayın. Allah'ın gazabı oradadır, tepe takla götürür adamı. Böyle Efendi Hazretleri Mübarek derdi ki, böyle tek kişinin geçeceği bir yol düşünün. Dikenlik, cam kırıntıları, çiviler, paldır küldür geçebilir misiniz? Sorardı. Siz cevap verin. Geçebilir misin? Dikkat edeceksin. İşte hayat da böyle. Nefistir, şeytandır, kötülerdir, günahlardır, isyanlardır. Seni isyana, inkara sürüklüyor. Dikkat etmek lazım. Öbürüne gidiyor. Diyor ki senin istediğin ne? Ya o da baras hastalığı var. Vücudu alacağı. O da fakir. Allah diyor bir beden evsafı versin. Mal mülk. Bir dua ediyor. Birkaç ay sonra o da birine daha geliyor. Ama iki gözü görmüyor. Ona diyor ki senin diyor bir dua et diyor. Ben de amin diyeyim. Allah'ın izniyle tutar diyor. Bir gözüm açılsın diyor. Allah bana helalinden versin diyor. Gözleri açılıyor. Ondan sonra bunlar diyelim ki o duadan 3 ay sonra 5 ay sonra imkanlara, nimetlere, sağlıklara kavuşuyorlar. 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene aynı böyle hayat devam ediyor. Siz 20 yaşında karşılaştırmışsınız. 30 yaşında insan geliyor 50 yaşına, 60 yaşına. Diyelim 30 sene sonra 3'üne geliyor melek. Diyor ki ben yolda kaldım. Çok perişanım. Çok zor durumdayım. Bana diyor Allah için yardımcı olur musun diyor. Ben diyor önüne gelene dağıtacak param yok diyor. Aa diyor ben seni tanıyorum, saçın yoktu, keldin diyor, fakirdin. Yok diyor, karıştırıyorsun, ben büyük adamım, ben yakışıklı adamım ben diyor.
Ya diyor ben seni tanıyorum bak diyor. Ben yani hatta diyor senin yanına gelmiştim ben diyor. Hatırlatıyor bak. Bak yalan söyleme demeye getiriyor. Ondan sonra bak başında saçın yoktu. Fakir idin, şöyleydin, zordaydın. Yok karıştırıyorsun. Ben bunları ben kazandım ben. Kendi elemeyle kazandım ben bunları diyor. Allah veren Allah alır diyor. Mevla seni eski haline çevirsin o zaman diyor. Olsun diyor adam. Aynı tipleri görürsünüz arkadaşlar. Ben kazandım, bu benim, benim imkanım. Ondan sonra bak fakiri düşün, yetimi düşün, muhtacı düşün. Ya ben kazandım, ne düşüneceğim arkadaş? Ben bu kadar kendimi parçalamışım 30-40 senedir. O da yatmış aşağıya, ben de çalıştığımdan vereceğim onu. Verme, verme. Allah Celle Celaluhu, ben bu soruyu hep sorarım. Dünyayı kim yarattı? Lütfen sesli cevap. Kim yarattı? Allah dünyayı 1000 kat daha büyük yaratamaz mıydı? Sınırsız imkan veremez miydi? Ya Allah senin gibi mendebura mı kaldı ya? Bu cümleyi kullandığım için kusura bakmayın ama senin gibi mendebura mı kaldı ya? Kendine gel, bu ne ya? Bu ne vefasızlık? Bu ne efendim merhamet? Merhameti olmayan cenneti beklemesin arkadaşlar. Net konuşuyorum. Merhameti olmayan cenneti beklemesin. Errahimun yerhamuhumur rahman. Merhametli olanlara Allah merhamet eder. İrhamu men fil ard. Siz merhamet edin. Yerhamukum men fis sema. Allah size merhamet etsin. Bu şaka mı ya? Annene, babana, çevrene, fakire, yetime, muhtaca, darda, zorda olana. Din kardeşini seveceksin. Dinin, vatanın, mukaddesat için yaşayacağız yani. Öbürüne gitti. Hızlandırayım. Dedi ya yolda kaldım perişanım. Bana bir yardımcı olur musun dedi. Ondan sonra dedi önüme gelene dağıtacak param yok dedi. Ya dedi sen dedi bu vücudun böyle alacağıydı dedi fakir. Perişan bir adamdın. Yok dedi karıştırıyorsun. Ya öyleydi dedi ya. Aynısını söylüyor. Yok yok diyor. Çek arabanı diyor. Kovuyor. Allah diyor elindekini alsın diyor. Ya veren Allah alır arkadaşlar. Üçüncüsü ağmaya gidiyor. Diyor ki ya diyor ben yolda kaldım. Bana yardımcı olur musun? Gözüm görmezdi Allah gördürdür diyor. Malım yoktu Mevla verdi diyor. Yolda kalmışsın. Al diyor ne istiyorsan sen seç diyor ya. İstiyorsan üçte birini istiyorsan yarısını diyor. Zaten çok mübarek birine de benziyorsun diyor. Ya ne istiyorsan al veren Allah diyor. Yani defa verir diyor yani. Seç diyor istediğini seç diyor. Ve o melek açık açık söylüyor. Senin o iki kişi daha vardı. Kimdi? Tanımıyor tabii. Biri efendim diyelim Anya'da bir Konya'da. Yani yan yana değil ki öyle düşünmeyeceksin. Onu ikisi kaybetti diyor sen kazandın bu işi diyor. Dünya yemin ediyorum bu arkadaşlar. Hayat böyle devam ediyor. İmtihandayız biz. Yani dünyanın imkanları kalıcı değil. Efendim baki değil geçici. Mevla kullarına veriyor. Sen infak ettikçe, hayır hasenat yaptıkça, iyilik ettikçe, merhamet ettikçe. Bakın çok duygusal bir şey aklıma geldi. İmam Gazali Rahmetullah buyuruyor ki bir insan diyor geçmişlerine ne kadar Fatiha okursa kendisi öldü mesela. Geçmişlerine 7000 defa okudu. Efendim kendisi öldü 6000 kez okundu. 1000 tane açık var. Allah diyor kullarını yaratır o kalan 1000 taneyi onlara okutturur diyor. Meğer kendine okuyormuşsun ha Tahir. Gerçekten. Onun için yani geçmişlerimizi unutmayalım. Yasin, her gün bir Yasin okuyun ya. Yani böyle şeyler söylemekte bir sıkıntı yok. İsmail olarak benim hayatımın başlangıcında hayata başlarken sabah ben efendim derse giderken hayata başlarken mutlaka Yasin. Ya bir tane ya iki tane. Akşamları mutlaka. Yani geçmişlerime niyet ederim, ümmete dua ederim. Yasin-i Şerif ne niyetle okunursa. Allah'ım yuvama huzur ver, kabul olur. İşime bereket ver, kabul olur. Allah'ım kabrimi nur eyle, kabul olur. Geçmişlerime rahmet eyle. Suratü Yasin dima yukra ule. Ne niyetle okursan kabul olur. Oku da mübarek ya. Biraz ya, biraz Mevla Celle Celaluhu'nun zikirle meşgul olalım. Allah bizi rızasına nail eylesin. Amin.